Arkadaşlar selam. Selam selam selam. Selam. Abi hoş geldin. Hoş Bizim bulduk Erkan'cığım. Değiştirme kullanayım şöyle. Aynen. Zemzem vardı arkadaşlar. Kahveyle karıştırdım. Böyle biz seni çok iyi tanıyoruz zaten. Ama bu yayına gelen arkadaşlarımız var seni tanıyan. Seni tanımayanlar için seni senden dinleyebilir miyiz önce? Ufak bir girizgah yaparsan abi böyle güzel. Bilenlere selam olsun. Sevdiğim bir abim vardır. Tanırsın. Evet abi. Seversin diyor ya. Aynı şey vardı. Aynur Aydın seversin. Alperen, ben şöyle gireyim o zaman. Merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan Yüceler. Aşağı yukarı 17 yıllık bir siber güvenlik alanında Red Team, Blue Team, Purple Team dediğimiz alanlarda uzmanlığı olan ama haddini bilen bir kişiyim. 2017 yılında tabii bunun kariyer hayatında belli döneminde Amerika'da çalıştım. İşte Salesforce gibi yapılarda. Türkiye'de de bilinen hani en top belki 10 holding arasında bulunan holdinglerin ikisinde üçünde yine bilgi güvenliği departmanında gerek yönetici olarak gerek teknik olarak görev aldım. Onun haricinde yine danışmanlık şirketlerinde çalıştım. 2017 yılında da Infinitum IT diye bir siber güvenlik şirketi kurduk. 2017 yılından bu yana aktif olarak siber güvenlik alanında danışmanlıklar veriyoruz. Bunun meyvesi olarak da aslında göz bebeğimiz bir product'ımızı ortaya çıkardık. Threatmon IT. O da aslında Attack Surface ve Test istihbaratı yapan bir product. Ve bu anlamda da zaten CTI analisti anlamında işte Attack Surface tarafında sürekli sektöre elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bildiğiniz aslında bazı projelerde işte Dünya Kupası ve benzeri Japonya Olimpiyatları gibi yerlerde de yine bu alanda çalışmalar, faaliyetler yürüttük. Şirketimiz de Corp Siber Güvenlik şirketi. Ortalama bu bahsettiğim yapılarda 80 kişiye yakın bir ekip arkadaşımız mevcut. Böyle kısa keseyim Alper'e. Tabii abi. Yoksa sığdıramıyoruz. CV gönderiyor muyuz diyor. CV gönder yani her zaman arkadaşlar zaten bu yayınların amacı da eğer bir sonrakilere dahil ederse CV tabii arkadaşlar her zaman gönderin. Bunları da zaten değiniriz. Bu yayınların zaten devamlı niteliğinde bazı yayınlar daha yapacağız. Çünkü siber güvenlik tarafında anladığım kadarıyla bu kanalı takip edenler daha çok ofansif security'ye ilgisi olan arkadaşlardır diye düşünüyorum. Hani böyle defansif anlamda çok fazla ilgisi ve merakı olan arkadaşlara denk gelmiyoruz. Aslında işin içine girdiğiniz zaman daha heyecanlı oluyor. Çünkü iyi bir defansif tecrübeye sahip olabilmeniz için iyi bir ofansif tecrübeye sahip olmanız gerekiyor. Bunlar biraz matruşka gibi iç içe geçmiş. Yani ofansif tecrübeniz de olacak. Hatta işte Windows sistemlere, Linux sistemlere, network sistemlerine de yavaş yavaş hakim olmanız gerekecek ki iyi bir defansif security alanında çalışan uzman olun. İşte sektörde bununla beraber zaten daha çok hep şöyle ilanlar görürsünüz. İşte Security Operation Center seviye bir arkadaşlar arıyoruz veya Managed Detection and Response MDR team member'lar arıyoruz şeklinde ilanlar görürsünüz arkadaşlar. Bunlar da daha çok defansif anlamda bu alanda kendini yetiştirmek isteyen arkadaşların ilk giriş noktası diye de adlandırabiliriz. Zaten bugün değineceğimiz noktalardan bir tanesi. Ben şimdi Alperen kitleyi bilmediğim için hani Evet abi. insanın risk doğru bir şekilde anlatırsak muhtemelen burada memory dump verebilir arkadaşlar. Çünkü şöyle noktalar olabilir. Yani hani bu neydi? Burası yarım kaldı. Nereden başlamalıyız? Bu alana nasıl girmeliyiz şeklinde sorular gelebilir. Ben biraz daha belli bir kısmını gerçek bir insanın responder olabilmek için olay müdahale yani bir olaya müdahale edebilmek için hangi yetkinliklere sahip olunması gerekiyor, nereden başlanılması gerekiyor, nasıl ilerlenilmesi gerekiyor. Sertifika bazlı konuşmayacağım çünkü benim nazarımda sertifikaların çok bir ehemmiyeti yok. Aslında sektörde birçok işi bilen arkadaşımız işe alım yaparken elde edilen sertifikalar değil ki zaten bugün sertifikalar 1000 dolar 1500 dolarken daha üniversite okuyan arkadaşlardan 1000 dolar 1500 dolar verip de sertifika sahibi olmasını beklemek saçmalık oluyor. Daha çok böyle olaylara bütünleşik bakabilme, işte kendini ne kadar ifade edebiliyor, ne kadar analitik düşünceye sahip bunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü belli bir süreden sonra biz onun üzerine koyarak aslında böyle arkadan itekleyen güç olarak görev alıyoruz ki o arkadaş da sonra uçuyor gidiyor. Yani bugüne kadar sektöre kazandırmak nasip olduğu birçok arkadaşımızı görüyorum. Yani birçok şirketlerde, holdinglerde çalışıyorlar. Hepsi bu şekilde. Yani biz açıp da beyinlerine bir şey koymadık. Hepsine sadece belli bir yolu gösterdik. Onlar da
o yoldan ilerlemeyi tercih ettiler. Bugün de aslında biraz insanın response tarafına giriş yapacağız. Alperen sen tabii yönlendirirsin. Benim Tamam. biraz daha hani dün akşam abi yayına katılır mısın dedin. Katılırım dedim. Ben hani sadece dinleyici olarak katılacağımı düşünürken sen birden Yok abi seni bunu... sıkıştırdık yakalamışken. Şu 17 yılda şöyle bir bu... Acaba şey yapmış olabilir mi? Katılımcı bulamadık kimmiş abi? Yakan abi çağırıyorum. Hani böyle şey vardır ya. Acun şey yapar böyle. Acun Ilıcalı böyle tekahütlerden kurulu futbol takımı falan kurar böyle. İşte daha önce top oynamış böyle 40 yaş üstünü falan böyle toplar. Biz de o kıvamda değerlendirmedin değil mi? Gerçekten konuk olarak çağırmak istediğin Abi için çağırdım. çok De, istek abi çok istek vardı. Açılışı senle yapmak istedik evet. açıkçası. Yani Eyvallah çok sağ ol. öyle söyleyeyim. Dediler ki bize kimse incident response anlatmıyor. Bu işi bilen de yok. Sen de bilmiyorsun yeteri kadar dediler. Ben de evet ben de bilmiyorum. Benim alanım değil dedim. Bu işin alanı uzmanı gelsin dedim. Gerekeni yapsın dedim. Attım tekrar görüntüyü aç dediğin zaman açarım. Şu an sesim duyuluyorsa ölüyor. Biraz daha o zaman podcast gibi falan ilerler. Şu an Olmadı. gözüküyor abi şeyin ekranın gözüküyor zaten. Şimdi aslında biz incident response dediğimiz olay arkadaşlar. Bu arada Google'ın incident response team'ini YouTube'da arattığınız zaman Google'ın incident response team'inin başında itfaiyeci bir abimiz var. Bunun olmasının sebebi şu. Yani adamlar şunu düşünüyorlar. Bir olaya en iyi müdahale yöntemini kim yapabilir diye düşündüklerinde bu abimizi bulmuşlar. İşte neden? Yangın olduğu zaman burada en önemli olan nokta süredir. Hani ve o olaya nasıl müdahale edilebileceği düşüncesidir. Ya bu abimiz de daha önce buraya başvururken herhangi bir sertifikasyonu falan bulunmuyordu. Dolayısıyla bu alanda kendinizi yetiştirmek istiyorsanız illa sertifika takıntılarınız değil, doğru olan noktadan ilerlemenizi tavsiye ederim. Yani incident response dediğimiz kavram arkadaşlar, bu olay müdahalesi aslında adından da anlaşılacağı üzere bir siber olay olduğu zaman, yani siz ofansif olarak bir hacker olduğunuzu düşünürsek, bir sistemi ele geçirmek istediğinizde birkaç tane metot kullanıyorsunuz. Eğer bir APT grubu, bir ransomware grubu üyesiyseniz ne yapıyorsunuz? İşte sızma testlerinde veya bug bounty yaparken sistemin açıklığını buluyorsunuz. Şimdi siz Attack Surface üzerinden bir sistemi ele geçirmeye çalışıyorsunuz ve diyelim ki o sistemin bir web zafiyeti var. Web zafiyeti üzerinden de sisteme shell atıyorsunuz, reverse shell alıyorsunuz. Bu birinci basit yöntemlerden bir tanesi değil mi? Yani ama bir de daha sofistike ataklar var. Yani phishing üzerinden işte karşı sistemin güvenlik sistemlerini atlatarak kullanmış oldukları o güvenlik sistemleri, siz bir mail atmak olarak bakıyorsunuz ama karşı tarafta aslında bir güvenlik yapısı var. Eğer enterprise bir firmaya saldırı gerçekleştiriyorsanız, yani bir holdinge, bir güvenlik yatırımı yapabilecek bütçesi olan bir firmaya atak yapıyorsanız, bunların kullandığı temel sistemler var. Nedir? Mail Security Gateway dediğimiz bir sistem var arkadaşlar. İşte firewall'u var, yani IP'si var, ID'si var gibi gibi network based güvenlik çözümleri var arkadaşlar. Şimdi bunun yanı sıra diyelim ki siz bir phishing saldırısı yaptınız veya bir web shell aldığınızda, yani bir kullanıcıya veya sunucuya akses elde ettiğinizde, erişim sağladığınızda, burada da arkadaşlar neler oluyor? Kullanıcı ve sunucu üzerinde yüklü antivirüs sistemleri, işte bir markasını bildiğiniz bilmediğiniz, işte on base olanlar, işte ne bileyim yok Bitdefender'lar gibi gibi bildiğiniz ürünler varken, işte Symantec, Trend Micro, ondan sonra McAfee gibi gibi enterprise çözümler de var. Şimdi saldırganlar ne yapıyorlar? İşte siz eğer bu sistemleri atlatmaya çalışıyorsanız, bunlarla alakalı atlatma tekniklerini kullanıyorsunuz. Daha sofistike ataklar yapıyorsunuz. Yani bir web shell yüklediğinizde Allah ne verdiyse bir işte hacker.php gibi bir shell atmıyorsunuz da onu daha pack ediyorsunuz. O güvenlik sistemini atlatabilecek metotlar kullanıyorsunuz. İşte aslında incident response'un ilk devresi dediğimiz preparation katmanı, incident response arkadaşlar 7 tane katmandan oluşuyor. Hani bir preparation dediğimiz katman var. Yani bu daha herhangi bir atak olmadan önce enterprise yapıların alması gereken önlemler gibi düşünebilirsiniz. Yani network firewall kullanıyorlarsa firewall'ın sıkılaştırmaları nedir? Adamlar düzenli olarak firewall'ın güncellemelerini geçerler. Eğer ortamda web sunucu varsa, işte IIS, Apache ve benzeri gibi teknolojilere sahip olan bir web framework varsa ne yapıyorlar? Bunların sıkılaştırmalarını yapıyorlar. Yani siz dosya dizin listeleme zafiyetini sömürmemeniz için adamlar sıkılaştırmalar yapıyorlar. Bunu yapabilmek için işte aslında uzmanlık seviyeleri burada başlıyor. Yani daha preparation katmanında
aslında uzaya giden bir uzay mekiğinin modül modül ayrılması gibi. Şimdi preparation katmanında iyi bir defansif öneri sağlayabilmeniz için ofansif bakış açısına da sahip oluyor olsanız, karşı hedef aldığınız sistemde kullanılan çözümlerin kırılganlıklarını iyi anlıyor olabilmek gerekiyor. Hani o sistem, işte adam kalkmış firewall'unda en iyini izin vermiş. Yani dışarıdan içeri, içeriden dışarı giden protokolleri kısıtlamak yerine Allah ne verdiyse gelsin, Allah ne verdiyse gitsin şeklinde tanımlama yapılmaması lazım. İşte burada da siz eğer bir güvenlik, iyi bir güvenlik danışmanı olmak istiyorsanız bu tür tecrübelere de sahip olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra kullanılan antivirüs sistemi, yani Network Perimeter'da IPS, IDS dediğimiz sistemler var. İşte biri prevent eder, biri atakları detect eden sistemler. Bunların iyi bir şekilde konumlandırılıyor, doğru bir şekilde yapılandırılıyor olabilmesi gerekiyor. Yine burada siber güvenlik danışmanı olarak aslında sizlere iş düşüyor. Çünkü eğer bir firmada çalışıyorsanız, ofansif bakış açısıyla veya defansif bakış açısıyla çalışıyorsanız, adam size şunu sorar. E tamam, sen bundan, hani bu sistemi ele geçirdin, so what, ne yapmam gerekiyor? İşte orada sizin önerileriniz devreye giriyor. Bu önerilerinizin devreye giriyor olabilmesi için de maalesef deli gibi okumanız, bu alanlar üzerinde de ya bana ne, benim işim ofansif deyip geçmemeniz gerekiyor. İyi bir siber güvenlik uzmanı olacaksınız. Dolayısıyla iyi bir incident responder olabilmeniz için de arkadaşlar, bu sistemlerde insanları doğru yönlendiriyor, firmaları doğru yönlendiriyor olmanız gerekiyor. İşte bir sonraki aşama, yani bu preparation katmanında, tabii bu çok katmanlı, hani şu an süremiz buna el vermiyor ama hani preparation katmanı bir sistemde daha bir saldırgan sisteme sızmaması için ona ofansif bakış açısıyla bakıp kırılganlıklarını ortaya çıkartılan nokta oluyor. Identification dediğimiz aşama da işte aslında bizim bugün biraz üzerinde duracağımız noktalardan bir tanesi. Yani bir, olay olduğu zaman olayın tipini önce anladığınızda, yani adam size geldi dedi ki bir olay oldu, bir dedektif gibi gittiniz, işte Bay Jacob bugün ne giydin, bugün ne yaptın gibi soruları sorabilmeniz için bu identification fazından faydalanıyorsunuz. Yani tanımlama alanından faydalanıyorsunuz. Burada da eğer adam size şunu diyorsa, ya benim işte web sitem hacklendi, işte Ekber was here yazıyor veya işte herhangi işte bir tane bilinmedik dosyalar görüyorum veya benim web sunucumda bir ransomware vakası oldu gibi gibi noktalar geliyorsa arkadaşlar, nereye bakmanız gerektiği, nasıl ilerlemeniz gerektiği identification fazında devreye giriyor ki burada da yine overall bir tecrübeye sahip olmanız gerekiyor. Yani Windows sistem nerede biliyor olmanız lazım, çünkü müdahale edeceğiniz yapı Windows sistem olabilir, Linux sistem olabilir veya farklı bir operation sistem olabilir, bir Mac yapısı da olabilir. Dolayısıyla bu tür sistemlere de hakim olmanız gerekiyor ve bunların üzerinde kullanılan frameworkleri en azından tespit edebilme anlamında baktığınız zaman loglarını anlayabileceğiniz tecrübeye hakim olmanız gerekiyor. Bu containment 3. faz, containment fazı arkadaşlar. Bu da bir olay olduğu zaman bu çevreleme diye adlandırabiliriz. Şimdi bir sistem hacklendiğinde buradaki en önemli nokta arkadaşlar, olaya ne zaman müdahale ettiğiniz. Hani bazen olay olur, işte polis olaydan bir saat sonra gelir, hiçbir önemi olmaz. Neden? 7 ölü 8 yaralı olmuş olur, bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla burada en önemli nokta hızlı müdahale yöntemi. Hızlı müdahale dediğimiz kasıt, siz bir sisteme gittiğinizde arkadaşlar, bir sisteme incident responder olarak gittiğinizde ilk yapmanız gereken hızlı bir şekilde tanımlıyor olabilmeniz lazım. Bizim burada bir olaya, bir siber olaya müdahale etmeye gittiğimiz zaman arkadaşlar, daha çok kısa süreli, yani long term short term dediğimiz iki tane containment fazı var arkadaşlar. Long term, uzun süreli olanlar. Bir yapıya gittiğinizde, şimdi artık terabaytlar boyutunda disklerden bahsediyoruz, memorilerden bahsediyoruz. Bunların bir siber olayda hadi memory dump'ını alıyorum dediğinizde, adamda ciddi anlamda eğer bir enterprise yapıysa disk kapasitesi, RAM kapasitesi çok yüksek ve siz bunun byte to byte imajını alıp incelemek istediğinizde bu süre uzun sürebiliyor. Ortalık yangın yeri, ne yapacaksınız? Ya işte ben uzun süreli bir müdahale yöntemi izleyeceğim. Ondan sonra 4 saat imaj alma sürsün, 1 saatte memorinin, 2 saatte memorinin dump'ı sürsün, ortalama 6-7 saat kalkıp o yapıyı bekletecek haliniz yok. Adamlar sizden hızlı respons bekliyor. O yüzden de hızlı respons için belirli başlı yöntemler var arkadaşlar. Bugün biraz onlardan bahsedeceğiz. Yani Windows sistemler üzerinde çok basit anlamda, ki bunu eğer Alperen'le Session 2, Session 3 yaparsak tabii derinlemesine gireceğiz. Yani hani bir Windows üzerinde memory forensic nasıl yapılır, bir Windows üzerinde, Windows diski üzerinde disk forensic nasıl yapılır, bunları da
Belki sadece ayrı bir session düzenleyerek yaparız. Bunu da Alperen'le siz artık konuşuyor olursunuz. Abi Tabii bizde herkes ister abi böyle şeyleri. Sen merak etme, biz seni darlarız. bir sonraki fazımız education fazla. Yani artık bir olaya gittiniz, kısa süreli müdahale yönteminde gerçekten olayı çözebileceğinize inandınız ve çözebildiniz. Artık izleri silme tarafı var. Yani izleri silmeden siber olayın, o saldırganın sisteme girdiğinde uzantılarını temizleme fazı arkadaşlar. Yani evet, ben gittim, yapıyı analiz ettim, network forensik yaptım, Windows forensik yaptım. Bunların analiz çalışmasını kısa süreli yaptığımda ben artık saldırganın nerelere dokunduğunu, hangi zafiyeti istismar ettiğini, hangi makineye girdiğini, hangi makineden nasıl ilerlediğini buldum. Şimdi bunları temizleme vakti dediğimiz fazımız oluyor. Recovery aşamasında eğer geri dönülmesi gereken bir yedekleme varsa, bir yedekten geri dönülmesi gerekiyorsa artık bizim bu recovery fazımızda, ya tamam artık bu sunucunun içinden geçmişler, tamam saldırganın izlerini temizledik ama temiz bir yapıya geçelim. İşte 3 gün önceki, 5 gün önceki backup'ı geri dönelim. Acaba saldırgan 3 gün önce girdi, sistemde yattı, sonra mı devreye girdi gibi analizleri yaptıktan sonra recovery fazını devreye alıyorsunuz. En sonunda lesson learned dediğimiz, tamamen ya böyle bir siber olay başımıza geldi. Tekrar bu siber olayın başımıza gelmemesi için biz neler yapmamız gerekiyor gibi ekip arkadaşlarınızla oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. İşte bunları yapabilmeniz için arkadaş, bu bahsettiğim bütün serüvenleri ortaya koyabilmeniz için iyi bir siber güvenlik uzmanı olabilmeniz gerekiyor. Ha, bunun için evet, ofansif tarafta belli başlı tecrübeleri elde ediyorsunuz ama olaya sadece one way olarak bakmayın arkadaşlar. Yani global bir siber güvenlik uzmanı olmak istiyorum dediğinizde malware analize kadar giden, bu bir T cetveli gibi düşünün. Dikey uzmanlığınız ofansif security olabilir ama yatayda da elde etmeniz gereken tecrübeler var. Çünkü bize bazen böyle arkadaşlarımız CV'ler gönderiyor. Diyor ki ben web üzerine çalışıyorum, ben mobil üzerine çalışıyorum, ben işte sadece network pen test yapıyorum gibi bize böyle talepler geliyor. Şimdi bu, evet bunlar güzel. Ama bunlar sizi sektördeki diğer arkadaşlarınızdan ayıran bir özelliğiniz olmuyor. Evet, dikey uzmanlığınız daha yetkin olabilir ama iyi bir siber güvenlik uzmanı olmak istiyorsanız T cetveli gibi yatayda da bazı uzmanlıklara sahip olmanız gerekiyor diyorum. Şimdi biz bu fazları geçtikten sonra arkadaşlar Windows sistemler üzerinde birkaç tane noktamız var arkadaşlar. Yani bu hızlı müdahale dediğimiz noktada, ki bu SOC tarafında mutlaka sağ sola CV yollayan arkadaşlarınız olmuştur. Hep şey derler ya, tier 1 şey arıyoruz, SOC analist arıyoruz veya MDR tarafında tier 1 MDR ekip üyesi arıyoruz gibi talepler geliyor. Ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mesela biz Infinitum olarak siber güvenlik operasyon merkezimiz yok, kurmayı da düşünmüyoruz. Nedeni de SOC seviyesine gelen arkadaşlar da genelde sektörde şöyle nokta oluyor. Siz SOC uzman olarak başladığınız zaman sizi çalıştıran sektördeki %90 diyeyim, hani %10 iyimser olarak bırakıyorum arkadaşlar, sizi seviye 2 analist olarak bir üste taşımıyorlar. Seviye 1 geldiyse seviye 1 gidiyorsunuz. Seviye 1 dediğimiz noktada aslında karşınızda ekran var. O ekranda bir, o şirkette kullanılan bir CRM ya da SOAR yapısı var. Bir alarm oluştuğu zaman diyorlar ki işte kırmızı yanarsa şu workflow'u çalıştır. Oradaki workflow ne? Ahmet'i ara, Mehmet'i ara, şunu yap, bunu yap. Ama siz bir olaya müdahale etmiyorsunuz. Siz sadece aslında aradaki bot görevini... Yayın uçtu abi şu an, bir saniye. Galiba geldi galiba şu an. Şimdi biz eskiden arkadaşlar, ben biraz bu incident response olaylarına girdiğimiz zaman short term müdahale dediğimiz yöntemde önemli olan nokta, saldırganın girmiş olduğu bilgisayarda, girmiş olduğu sunucuda bir işlem yaptığınızda dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü seviye 3 veya seviye 4 analist arkadaşlar, yani forensik yetkinliği olan arkadaşlar, ki şirketlerde mesela bu şöyle noktalar oluyor. Seviye 1 arkadaşlar bir şeyi monitör ettiğinde, bir şüpheli aktivite gördüğünde seviye 2 dediğimiz arkadaşlara topu atıyorlar. Diyorlar ki ben bu alarmı gördüm, bu alarma müdahale edebilmek için ey seviye 2 arkadaş geldi. Şimdi seviye 2 olan arkadaşta da belirli başlı müdahale yetkinlikleri olması gerekiyor. Şimdi olayı temel olarak anlatmaya çalışacağım. Sonra geldiğimiz seviyelerde kullanılan teknolojilere de biraz değineceğim. Yani biz eskiden bir siber olay olduğu zaman ne yapardık? İşte giderdik dedektif gibi önce bir not tutardık. Yani derdik ki işte biz önce saati böyle Trusted CMD dediğimiz bir şey açardık arkadaşlar. Trusted CMD müdahale ettiğiniz sistemde saldırgan time bomb veyahut da
sizin insanın responder'ın bir makineye bakacağını bildiği için gider sistem 32'nin altına CMD biliyorsunuz CMD CMD dediğimiz şey arkadaşlar sistem 32'nin altında bulunan aslında bir built-in function'dır. Gömülü fonksiyondur. Yani Microsoft'un size sunmuş olduğu bazı built-in function'lar var. Bunu Google'da da arattığınız zaman built-in function'ları işte belki öyle bir site vardı. Şu projeyi görmüşsünüzdür arkadaşlar. Şimdi saldırganlar burada bakın artık tabii saldırganlar da evriliyor. Bu Lolbus Project dediğimiz şunu yapıyor. İşte ortamda APT grupları bakın sağ tarafa baktığınız zaman aslında bunların her birinin bir ID'si var. Yani APT gruplarının, attacker gruplarının kullandığı teknikler arkadaşlar. Bu teknikleri saldırganlar neden kullanıyorlar? Bunlar sol taraftakiler de Microsoft'un sunmuş oldukları arkadaşlar built-in function'lardır. Yani eskiden bir sisteme saldırgan girdiği zaman kendi exe'si, kendi DLL'lerini yazardı. Oraya load ederdi. Şimdi bunu load etmek istediği zaman enterprise güvenlik çözümleri, Enterprise Endpoint Security çözümleri bunları artık kolay bir şekilde engellemeye başladı. Bunun yanı sıra saldırganlar da yani ofansif bakış açısına sahip olan, şimdi burada da aslında hani diyorsunuz ya ben ofansif tarafta kendimi geliştirmek istiyorum diyen arkadaşları da burada bir challenge oluşuyor. Nedir o challenge? Demek ki siz gerçek bir ofansif tecrübeye sahip bir arkadaş olmak istiyorsanız Microsoft'un yazmış olduğunuz zararlılar karşı sistemde minimum dokunma files dediğimiz yani herhangi bir dosya yazmadan o sistemi ele geçiriyor olmanız gerekiyor. In memory çalışmanız gerekiyor. Bunu yapıyor olabilmeniz için de Microsoft'un aslında çalışma prensibi için ürettiği bazı fonksiyonlardan faydalanıyor olmanız lazım. İşte APT grupları da o enterprise güvenlik çözümlerini atlatmak için bunlardan faydalanıyor. Bunlara girdiğiniz zaman aslında ne olduğu, ne için çalıştığı, hangi saldırgan grubu bunu neden kullandığını size anlatıyor. Bakın burada grupları falan da görüyorsunuz. Hangi gruplar kullanmış, ne zaman kullanmış, ne için kullanmış gibi gibi serüvenler var ki bunları bol bol incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi bizim burada yapmaya çalıştığımız noktada hani iyi bir incident responder olabilmeniz için iyi bir ofansif bakış açısına sahip oluyor dememdeki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu. Çünkü ben şunu biliyorum. Bir saldırgan bir sisteme minimum dokunacak şekilde hareket ediyor olması lazım. O yüzden de built-in function'ları kullanması lazım. Şimdi CMD de bir built-in function arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz üzere. Şimdi diyorum ki saldırgan şunu yapabilir. Ben incident responder olarak makineye oturdum ve buradan gittim CMD'yi çağırdım. Hani CMD'yi çağırdım. Ve bu CMD'yi tıkladığım anda veya run as ettiğim anda saldırgan şunu yapabilir. Ya buraya bir Capo'nun biri gelecek. Incident Responder gelecek. Bunu çalıştıracak. Dur ben bunu çalıştırdığı anda bir register key üreteyim. Adam bunu tıkladığı anda makineyi şifreleyeyim. Dolayısıyla sizin müdahale yönteminizi tamamen engelleyebilir. Dolayısıyla bizim ilk müdahale yöntemlerimizden bir tanesi Trusted CMD dediğimiz. Ben bir yanımda bir incident response toolkit'im var gibi düşünün. Buna jump diyorlar arkadaşlar. Yani bir olaya müdahale ederken aynı yangın itfaiyeci gibi sırtımda çantamı koyuyorum. Bunun içerisinde güvenli dangıllarım var. One-way yazılabilen yani o makineye veri yazabiliyorum ama makine benim diskime veri yazamıyor. Ve bu şekilde çalışan USB'ler var arkadaşlar. Bunu takıyorum ve onun içerisindeki CMD'mi ortamda çalıştırıyorum. İşte gittim USB flash belleğimin dizinine gittim burada çalışıyorum. Şimdi buraya müdahale ederken bir forensik uzmanı o makineye müdahale edeceğini bilerek ben diyorum ki ben işte A seviye 2 analist, A seviye 3 analist ben olaya müdahale etmeye başladığım tarihi gidiyorum. Burada bir tane şey yazıyorum işte date diyorum ondan sonra bir tane klasörün içerisine atıyorum. Diyelim ki ben bu dakika bu tarihte buna müdahale ediyorum. Sonra hadi diyorum bunun time'ını da yazayım. İşte time içinde şu saatte müdahaleye başladım. Aynı bir dedektif gibi olaya başladığınız saat, başladığınız zamanı ortaya çıkartıyor olabilmeniz gerekiyor. Daha ilk başlangıçta bunu yapmanız lazım. Şimdi gelişmiş sofistike ataklarda arkadaşlar ki benim burada bir tane zararlım var. Bakın şu zararlımı çalıştırayım. Abi zararlının ismini de arkadaşlar merak edebilir. Ne vuruyor? Zararlıyım. Yaparız ya. Yani sana atarım. Arkadaşlara gönderirsin. Onlar da kendileri bunu analiz etmek istiyorlarsa. Broncos bir rat şey zararlısı. Ondan sonra bunun yaptığı şey şu. Trojan.
Bu Trojan gidiyor. Bu Remkos makinede hani bu Steeler'lar var ya, makineye Evet. gidiyor, makineye bulaşıyor. Makinede ne kadar işlem yapılıyorsa onları keylogger mantığında kayıt ediyor. Ondan sonra komuta kontrol sunucusuna gönderiyor. Yaptığı iş aslında tam olarak bu. Bir şekilde işte phishing üzerinden daha çok bu yayılıyor. İşte saldırgan gruplar. Bunun işte biliyorsun bizim CTI'nin arkadaşlarımız bu grupların kullanmış olduğu zararları tespit ediyorlar. Reverse engineering yaparak Aynen. işte onların komuta kontrol sunucularına falan erişmek için falan kullanıyoruz. Yani bildiğin üzere. Bu arkadaşlarımızla da sen artık kanaldan paylaşırsın. Tabii abi. Teşekkürler bilgi için. Biz kendimiz reverse shell alabiliyor muyuz? Bizim izleyicilerden abi ya, izin var mı? Nasıl? İçine biz reverse shell koyup bir tane de ayrıca biz shell alabiliyor muyuz? Onu diyorum. Ne olsun istiyorsun? Arkadaşlarımıza bir eskilerden CD-ROM açma şakası yaparız. Varsa CD-ROM'ları. Abi bu arada şöyle güzel yorumlar geliyor sen onu açana kadar. Diyorlar ki kamerasız ilk defa bu kadar yayını kesintisiz izleyebiliyoruz yani şey açısından diyor. Hani kamera birisinin videosuna bakmadan, kendisine bakmadan bu kadar akıcı bir yayın oluyor diyor. Sana ayrıca teşekkür ediyorlar. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Bunun şifresini açayım. Evet, şu an bir tane aslında zararlımız çalıştı. Bunu aşağıya atalım. Bu dediğim gibi Rempos dediğimiz bir zararlı arkadaşlar. Bunun yaptığı şey makinede çalışan bir yazmış olduğunuz işte cookie'ler varsa bunları kayıt ediyor. Hani bu ortalıkta yok Netflix parolam çalındı, şu çalındı, bu çalındı dediğiniz online film siteleri ve benzeri yapılardan izlemiş olduğunuz veya tıklamış olduğunuz kayıtlı uygulamaların bir şekilde sizin makinenize sızdırdığı zararlılarda bu kayıtlı olan parolalarınızı topladığı bir zararlı yönteminden bir tanesi. Şimdi biz normalde bir olaya müdahale ederken arkadaşlar eskiden şöyle noktalar kullanırdık. Yani hiç daha biraz önce ekranda açmış olduğum işte tool'lar olmadan önce işte ne yapardık? Giderdik makinede çalışan TCP bağlantılarına bakardık. Yani netstat'la netstat komutuyla bakardık. Derdik ki ya işte bir ortamda TCP bağlantıları yani bu makineden dışarıya doğru hangi networklere erişim var? İşte bakardık, bunları kontrol ederdik. Sonra bunların bu iş sorgusunu yapardık. Bakın size olaydan bahsediyorum. Yani bu olay nereden nereye kadar evrildi? Siz bu süreçte yani kariyer hedefinizi buralara doğru yönlendirmek istediğinizde hangi alanda olmanız gerekiyor? İşte bu tecrübeleri hani bazen aranızda mutlaka araba kullananlar vardır. Otomatik vites araba kullanmakla manuel vites araba kullanmak arasında çok büyük farklılıklar vardır. Yani motora hakim olma dediğimiz işte yolda kaldığınız zaman en azından sallıyorum bir trigger kayışı koptuğu zaman onu nasıl bağlamanız gerekiyor ve benzeri yöntemleri biliyor olmanız lazım. Aslında biraz daha bu gösterdiğim şu an yaptığım işler olayın en baştaki serüvenleri. Yani biz bir olaya gittiğimizde bunu yapmamız lazım. Neden? Olayın köküne hakim olmamız gerekiyor ki yani evde bir lab ortamı kurduğunuzda ya ben şu tool'u indireyim, bu tool'u indireyim, bu tool'la şunu yapayım, şu tool'la şunu yapayım dediğinizde aslında gerçek bir case'e gittiğinizde o analitik düşünce yapınızı kaybediyorsunuz. Eğer elinizde iyi bir tool setiniz olmayınca olayı anlamlandıramayabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz genelde hep şunu yapardık. Ya giderdik dur bakalım ya bu makinedeki network connection'larına bir bakalım. Bu adam nereye establish olmuş yani nereye bağlantı sağlamış dediğimizde bu IP adreslerini bir sorgulardık. Ya neden bu adam bu portta 443'te buraya gidiyor gibi gibi bunlara bakardık arkadaşlar. Sonra tamam derdi ki bunların evet analizini yapıyoruz. Sonraki aşamada ne yapalım? İşte biraz daha derinlemesine gidelim. Yani derinlemesine dediğimiz acaba bu makinede başka neler oluyor? Makinenin üzerinde neler oluyor? Ve hani ofansif bakış açısına da sahip olmamız gerekiyor dedim ya arkadaşlar. Şimdi bir ortama gittiniz. Bir incident responder bakış açısıyla ortamı analiz edeceksiniz. Ortamda 300 tane makine var. Şimdi bu 300 tane makineden bir tanesini buldunuz ama şuna bakmanız lazım. Şimdi siz bir zararlı kod yazıyorsanız ortamda yatayda ilerliyor olmanız lazım. Eğer penetration test yapan arkadaşlar varsa bazen biz onlarla işte CTF gibi işler yapardık. Nedir? Ya, o ortama girerdi. Yatayda ilerlediği zaman yani yatayda ilerledi demek ki ilerliyor olmanızdaki kastım şu. Siz network'ü çok iyi biliyor olmanız lazım. İyi bir pen tester olabilmeniz için ki bu yüzden arkadaşlar Udemy'den ve benzeri yerlerden CCNA eğitimini alıyor olmanız gerekiyor. Temel network bilgisine sahip oluyor olmanız gerekiyor. Çünkü siz bir makineye akses aldığınız zaman orada elde ettiğiniz memory dump'ı üzerinde veya bir Elsas üzerinde bir makineden parola çıkarttığınız zaman bir yandaki makineye, ortamdaki diğer makineye
SMB şehir üzerinden nasıl erişmeniz lazım? Ortamda nasıl yatayda ilerlemeniz lazım? Bunları tespit ediyor olmanız lazım. İşte biz de incident responder gözüyle şunu diyoruz. Ya ben hacker olsam bir ortama girdiğim zaman şunu yapardım. Ya acaba benim makinamdan, bu analiz ettiğim makineden başka makinalara erişim var mı? İşte bunu kontrol etmek için de hemen bakın bu şunlar şu an yaptıklarım short term müdahale yöntemleri. Yani girdim makinede hemen 3-5 dakikada net sonuçlar, hızlı sonuçları alabileceğim noktalardan bahsediyorum. Netwheel dedim. 127.0.0.1 arkadaşlar biliyorsunuz Localhost'u temsil eder. Yani siz Loopback adaptör dediğimiz yani makinenin üzerinde neler oluyoru anlamak için bunu yapardım. Şimdi bu şurada baktığım zaman benim network'ümde, bunu siz evdeki ortamda da yapabilirsiniz. Ya yani bana bir şekilde connection sağlayanlar var mı? Bunları bakayım dediğinizde şunu görürsünüz. Eğer varsa yani ortamda yatayda ilerleyen benim bir şekilde SMB şehrime erişen bir adam varsa ben bu konukta onu gördüm. Neden? Bundan sonraki analiz edeceğim makine o. Çünkü belki saldırgan network'e girdi. Benim o an müdahale ettiğim yöntem aslında saldırganın belki de ikinci, üçüncü makinesi veya beşinci makinesi. Dolayısıyla geriye doğru gidiyor olmanız lazım. Bu da ciddi anlamda bir analiz gerekiyor. Sonra acaba diyorum bunun üzerinde, bu makinenin üzerinde herhangi bir session var mı? Bakıyorum ya bu makine üzerinde diyorum ki bunun dolar paylaşımına işte Gökhan Yücel'ler diye neyse bir tane makinenin dolar paylaşımından erişim olmuş. Aslında bu kendisini ifade ediyor arkadaşlar. IPv6 adresini ifade ediyor. Biz olaylarda şunu görüyoruz. Bir bakıyoruz bunu net session aldığım zaman bu makine üzerinden session kuran aslında başka makineler var. Yani bu ortamdaki bütün makinelerde hani compromise olabilecek bütün makinelerde bunları yapıyor oluyorduk eskiden. Şimdi biraz sonra artık daha yeni jenerasyon ilerledikçe, tool'lar ilerledikçe aslında bu olayların kolaylığından da biraz bahsedeceğim. Ve günün sonunda geldiğimiz noktada bunları nasıl yapıyoruz bunlardan da biraz bahsedeceğim. MVT Stat'ta yine arkadaşlar yani benim birinci amacım bir makinede bu ortama erişilebilen diğer makinaları tespit ediyor olabilmek. Bunun için de belli başlı komutlar yapalım. Sonra bu olay artık biraz daha evrildi arkadaşlar. Microsoft bize dedi ki ya uğraşma kardeş dedi. Ben sana CS Internals diye bir tool seti veriyorum dedi. Olay biraz daha Sys Internals diye tool setleri veriyorum dedi. Buradaki tool setlerinde ufak ufak araçlar veriyorum. Ve bu araçlar sayesinde sen gidiyorsun makinede bakın bunların hepsi ayrı bir araç. Bunu siz indirdiğiniz zaman şu şekilde size tool setleri çıkartıyor. Bu tool setlerinin her birinin bir özelliği var. Yani siz o biraz önce makine üzerinde baktığım o network connection'larını ortaya çıkarmak istiyorsanız adam demiş ki ya ben sana TCP Weave diye bir tool veriyorum. Bu TCP Weave ile bak bunun kurmuş olduğu connection'ı sana gösteriyorum. Bu adam ne yapmış? 193, 42, 32, 220'ye connection sağlıyor. Allah Allah neymiş bu? Aslında saldırganın kullandığı sonucu. Bakalım bunun bir karşılığı var mı? Hani biliyorsunuz offensive security'de bir yere hedef alıyorsanız arkadaşlar mutlaka kullandığınız araç setlerinden bir tanesi de hani daha önce taraması yapılmışsa odandan bakıyorsunuz. Birkaç tane soru var. Onları ben sonuna bırakıyorum. Dersen arada da sorabilirim. Nasıl sen daha uygun görürsen. Sor. İlk soruyu soruyorum abi. Bir arkadaşımız yazmış. Makinede bir analiz gerçekleştirirken tehdit aktörü proseslere bakılmaması için bir zararlıya bu prosesleri kontrol edilmemesi için bir kontrol mekanizması yazdıysa CMD ve benzeri gibi ya da sabit prosesler gibi bunları nasıl analiz edebiliriz diyor. Söyleyeceğim. Tam soruyu anlamadım. Bir arkadan ses geliyordu ama şeyi anladım. Overall'da ne sorduğunu anladım. Tamam. Cevap vereceğim. Teşekkür ederiz sonra. Ben şimdi şuna bakıyorum. Tam bunu gördüm. Acaba bu adam nereye connection sağlıyor diye baktığımda çok ilginç bir şeyle karşılaşıyorum. Yani adam gitmiş arkadaşlar kendi alanı 445'te bir sharing yapmış. Yani bu ne anlam ifade ediyor? Bakın bu bildiğiniz makinenin SMB alanını RPC'sini dışarı açmış. Yani bu nedir? Ben bir sistemi hackliyorsam bu sistemde biraz önce göstermiş olduğum RemCos dizini var ya arkadaşlar işte şurada application'ın içerisinde adam şuraları, şu logları elde ediyor ya benim makinamdan o kendi paylaşımına bunları çatır çatır atıyor anlamına giriyor. Net bir teşhis koymuyorum çünkü daha olayın başındayım. Ama şuna baktığımda saldırganın şeyine işte burada da sizin ofansif yetkinliğiniz devreye giriyor. Incident response yaptığınızda eğer saldırganın bir komuta kontrol sunucusunu tespit ediyorsanız Allah ne verdiyse ona
karşı saldırı açıyorsunuz. Neden? Belki adam şunu yapmış olabilir. Saldırgan şunu yapmış olabilir. Yani kendi komuta kontrol sunucusunun güvenliğini sıkı bir şekilde yapmadıysa siz onun zafiyeti üzerinden o sistemi ele geçirebilirsiniz. Bakın adam WinRM'i falan açmış, yani bunun üzerinden aslında çekiyor. Şu an benim makinamdan aslında bu veri çalabilir. Bu benim demo makinamdan veri çalabiliyor. Adam burada işte şu adamda bunun screenshot'ını almış falan filan arkadaşlar. Siz de buna karşı belki bir brute force, halen aktifse bir brute force atak yapabilirsiniz. İşte burada o ilk onun network connection'ını tespit ettiğimizde size o short term alanda basit anlamda bir connection string'ten tespit ediyoruz. Tabii şimdi bu aslında biraz daha çetrefilli hale gelmeye başladı. Bunun yanı sıra ben yine Microsoft'un o sysintelligence'da şuna bakıyorum. Process tree'lere bakıyorum. Yani hani gerçekten ortamda hangi prosesler var diye baktığımda böyle saçma sapan bir prosese denk geliyorum. Ya bu nedir acaba? Bunu incelemek istediğimde bakın burada da establish'i görüyorum. Aynı zamanda burada thread'ler görüyorum. Bu da çok önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi şunu Microsoft'un artık neyse nasıl telaffuz ediyorsanız arkadaşlar, çalışma prensibi var. Multi tenant çalışan, yani kodlamayla uğraşan arkadaşlar da bilir, multi thread vardır. Yani hani havuz problemlerinde var ya, bir havuzu bir muslukta 3 saatte dolduruyorsak aynı havuzu 5 muslukta kaç saatte doldururuz dediğimizde, işte hani bu eskiden ÖSYS, LGS, EDS, HGS buralardan kalıyorsunuz ya arkadaşlar bu sorulardan, işte bu aslında sizin işinize, hocam matematik bizim işimize nerede yarayacak dediğinizde burada devreye giriyor. Şimdi saldırganlar tabii keriz değil arkadaşlar. Yani kendi İşte bu defansif tecrübesi olan arkadaşlar bir olaya müdahale ederken şunu gözden kaçırıyor. Diyelim ki siz SOC seviye bir arkadaşsınız. Ya yani makinede bir olay oluyor. Gidiyorsunuz. Şimdi saldırgan hemen gidip de o makinenin üzerindeki logu kapatmıyor. Event View'e girmek için bu Event Log servisinin threadlerini kapatıyor. Yani bir şeyin aslında Microsoft diyor ki al diyor, ben sana bir proses veriyorum. Bu prosesi en hızlı şekilde çalıştır. Bunu da işletim sistemi alıyor, threadlere bölüyor. Yani o servisin, o prosesin çalışabilmesi için sub prosesler oluşuyor, threadler açıyor. Saldırgan da gidiyor event log servisinin arkadaşlar. Siz event log servisi çalışıyor sanıyorsunuz, CM'e gönderiyor sanıyorsunuz. Çünkü event log makinalarda genelde işte Q-Radar ve benzeri CM yapıları kullanıyorlarsa agent'lı çalıştırırlar. Yüksek oranda agent'lı çalıştırırlar. Saldırgan o makineye girdiği zaman o makinedeki hani built-in function'lar dedim ya, built-in function'lardan faydalanarak makinenin üzerinde çalışan şeyleri tespit ediyor. Prosesleri tespit ediyor. Acaba diyor dur bakalım ya diyor, burada hangi prosesler çalışıyor? Neden? O prosesleri tespit ederek makinede hangi antivirüs yüklü? İşte bir sonraki aşamada ne yapması gerekiyor? Bunları ortaya çıkartıyor. Aa diyor bu makinede, örnek veriyorum, Q-Radar'ın bir tane agent'ı çalışıyor diyor. O zaman ben diyor bu makinedeki Q-Radar'ın yani log toplama sisteminin agent'ını direkt kill etmeyeyim. Onun log toplayan thread'ini kapatayım. Servis halen çalışıyor görünsün ama thread'leri kapattığı için servis arka planda işlem yapmasın. Şimdi saldırganlar bu denli düşünüyor. İşte bunu düşünerek müdahale ediyor olabilmeniz için de saldırganın kullandığı thread'leri iyi analiz ediyor olmanız lazım. Bakın ofansif bakış açısı ve defansif bakış açısı. Neden her ikisi bakış açısına sahip olabilmeniz için, hani bütünleşik siber güvenlik uzmanı dediğim kavram bunlardan geliyor. Yani o yüzden abi ben webde iyiyim, abi ben şurada atlarım, burada kaçarım dediğiniz noktalar, işi iyi bilen bizim gibi işverenlerden, işini iyi bilen işverenlerden bahsediyorum. Yani sektörde siber güvenlik uzmanı olarak şirket kuran kişilerde çok bir karşılığı olmuyor. Ha gidersiniz adamın parası vardır, ya bu siber güvenlik işinde para var, ben bir şirket kurayım yanıma da 3-5 tane işi bileni alayım diyen firmalarda karşılık görürsünüz ama bizim gibi yapılarda çok karşılık görmezsiniz. Yurt dışında da çok karşılık görmezsiniz. Yani ara eleman olursunuz, 2-3 bin euro, 4-5 bin eurolar alırsınız. Orası sizin için iyi paradır ama TL'ye çevirdiğiniz zaman iyi paradır ama orada da sadece belli bir ölçüde yaşarsınız. İlginiz olsun. Şimdi dolayısıyla ben burada saldırganın threadlerini analiz etmem gerekiyor. Bu adam bu threadde ne yapıyor? Şimdi bunun detaylı analizi dediğimiz taraf short term'de olmuyor. Long term dediğimiz işte o makinenin memory'nin imajını alıp bu thread'i analiz ettiğimiz veya o zararlıyı alıp dinamik analiz dediğimiz o şeye kod analizi dediğimiz, malware analiz alındığı kod analizi dediğimiz aşamalar giriyor ki o da bir sonraki seans. Ücretsiz dediğim gibi arkadaşlar bu kadar oluyor. Ne ücret olması için ne atıyorlardı Alperen? Donate atıyorlar. Yukarıdan aşağıya sağdan sola onun gibi mi? Abi bu arada şöyle bir ister var arkadaşlardan da. VM'den şimdi sen yayın yapıyorsun ya. VM'deki bu çözünürlüğü bir tık arttırma şansın var mıdır acaba ekran ayarlarında?
Arttırın da zaten 5-10 dakika sonra kapatacağız ya. Şimdi böyle idare edin arkadaşlar. Gözleri önemli biraz olan kısa. İçeriye bakın, içeriye. Biz şey yapardık arkadaşlar, siz bilmezsiniz, eskiden sene 5 vardı. Gözlerimiz çok kısa, Çinli gibi gezeriz etrafta. Bilmezsiniz siz. Şimdi dolayısıyla bunları iyi analiz etmeye çalışın. Ya bakın, tool'larla bunları yapabiliyorsunuz. Ama önemli olan nokta, işte burada siz de aynı analizleri yapmanız lazım. İşte bir de bunun yanı sıra şunu yapardık. Her yapmış olduğumuz çıktıyı nasıl bir yere atıyorsak arkadaşlar. Bir de kullanılan servisler, şimdi saldırgan şunu yapıyor. Gidip sahte bir tane mesela Notepad exe değil de Notepad 2D ile exe bir koyuyor. Siz diyorsunuz ki ya Notepad exe var diyorsunuz. Şimdi onun bir de kullandığı DLL'lere bakıyor olmanız lazım. DLL'leri analiz ediyor olmanız lazım. Bunun için de yine Baltin Gömülü falan, bakın herhangi bir tool yüklemiyorum. Tamamen Microsoft'un bana sunmuş olduğu bazı parametreleri çalışıyorum. Bunlar kısa müdahale yöntemlerinden bir tanesi. Bunlardan çalışıyorum. Bir de hatta olayı biraz daha detaylı incelemek istiyorum. Bakın, bir network aktivitelerini inceledim. Orada connection'ları buldum. Bir sonraki aşamada biraz daha proseslerde, DLL'lerde zaman harcıyorum. Acaba göze değişik gelen DLL'ler var mı? Hangi servisin saçma sapan bir DLL'i var? Bunları analiz etmeye çalışıyorum. Orada da yine gömülü olan fonksiyonlardan bir tanesi arkadaşlar, bizim VMIC dediğimiz, ki çok önemli konutlardan bir tanesidir. VMIC ile benim aslında makinede arkadaşlar proseslerin daha detaylarına gidiyorum. Kaç tane thread açmış, bunun ID'si ne? Memory'deki bu memory forensic göstereceğim zaman buradaki size'ların, alanların çok fazla önemi var. Yani bunları şimdi burada stop ediyorum arkadaşlar. Hani bunları ileride sizle bahsedeceğim ama hani eğer ikinci session, üçüncü session olursa, talep ederseniz bilmiyorum. Bunları donate atarsan. Tamam, donate atın Allah rızası için. Donate atın. Abi seni yayıncı yapacağız bu gidişle. Çok demeyin donate atın falan. Tabii arkadaşlar bunu... Yani bu donate neymiş oğlum? Abi para mı atıyorlar? Abi şey gibi düşün ya. Twitch'in Bitcoin'i gibi düşün sen. Boş ver. Burada arkadaşlar dediğim gibi biraz daha host üzerindeki servisleri kontrol ediyorsunuz. Bakın proseslerde şimdi makinede yüklü olan servislere bakıyorum. Yani hani hangi servisler yüklü? Bunları bu arada şundan da yaparsınız arkadaşlar. Dediğim gibi size sys internals, Microsoft'un size sunmuş olduğu tool'larla da yaparsınız veya şu networker'ın çok güzel tool'larından bir tanesi var, Netmon. Bu da şunu yapıyor. Makine üzerindeki verileri pcap olarak, yani network forensic başlı başına bir ders arkadaşlar. Network forensic pcap analizi yapmayı falan, bunları da gösteririz. Ha, bunlar size nerede lazım olacak? Bir olay müdahalesinde lazım olacak ama yeni, artık yeni dünyada MDR dediğimiz, EDR dediğimiz, XDR dediğimiz sistemler var. Şimdi şöyle paint açayım bakayım bu Windows'ta. Böyle 101 kıvamında anlatmaya çalışıyorum ama... Abi çok daha böyle, çünkü iyi oluyor şeyden dolayı. Zaten hiç bilmeyen arkadaşlarımız da var. Daha iyi evet, oluyor çok abi. Birazdan şey yapacağım çünkü çok şey yapmak istemiyorum arkadaşları, yormak istemiyorum. Şimdi şu arkadaşlar işletim sistemi, bir şurada user space, burada da system space dediğimiz bir mevzu var. Burada da arada bir katman düşün. Şimdi siz user space dediğimiz alan arkadaşlar, hani bir dosya indirdiğiniz zaman, profilinizde bir işte maile tıkladığınız zaman, o ilk profilde hani masa üstünüze girdiğiniz profil var ya, oradaki çalışan prosesler buradalar arkadaşlar. Tamam, yani siz bir Word'e tıkladınız, burada açtınız. Ama Word'ün içerisinde bir makroya tıkladığınız zaman o gidiyor. İşte bu memory'de, hani files dediğimiz alan var ya, artık burada sistem space'e geçiyor. Yani makinenin tümünü etkileyen, o in memory çalışan alana geçiyor. İşte bizim yapmış olduğumuz analizler de bu ikisi arasındaki geçiş alanında. Network connection'ları, memory'e dosya yazma aşaması, ki burada sys internals'ta bir tane tool var arkadaşlar. Bu zararlıyı size Alperenler bir şekilde ulaştırırsa veya ulaştırmasa, donate atarsanız ulaştırır. Bu dediğimiz bir tool var arkadaşlar. Ben de bu şu an işletim sistemimin versiyonundan dolayı çalışmadı. Bunun yaptığı da şu: bir zararlıyı simüle ettiğiniz zaman bu açıkken yaparsanız işletim sisteminde nerelere neyi yazdığını gösterir. Hangi dosyaya veri yazdığını, hangi register key'ine veri yazdığını gösterir. Dolayısıyla Procmon, Process Explorer, TCP ve sizin ilk aşamada short term'de bu zararlıyı, göndereceğim zararlıyı çalıştırdığınızda burada şunu gösteriyor. Burada PID alıyorsunuz. Bakın çalıştığı şeyin PID'si var arkadaşlar. Yani bir ID'si, process ID'si var.
Bu proses ID'sini alıyorsunuz. Progmon'da filter alanına girdiğinizde bu dosyanın nerelere veri yazdığını görüyorsunuz. Ben bunu çalıştırdığımda biraz önce Remcos, hani application data'nın altına veri yazdığını gördüm ya arkadaşlar. Orada fark ettim. Adam gidiyor, kendine bir tane log dosyası açıyor buranın altına. Burada klasörü create ediyor. Onu da Progmon'la tespit ettim. Sonra bir baktım adam o buraya ne güzel yazıyor bunları. Bakın keylogger started demiş. Ondan sonra burada ben bunları ne giriyorsam bunları Allah ne verdiyse alıyor, gönderiyor. Kendine bir log dosyası da oluşturmuş adam. O internette Shodan üzerinde baktığım sunucuya attığını gördüm arkadaşlar. Bu şekilde çalışan bir zararlı. Konumuza gelecek olursak biz burayı analiz ediyoruz arkadaşlar. Sonra hayatımıza şöyle kavramlar girdi. Şimdi artık şöyle düşünün, 20 bin endpointli bizim müşterilerimiz var. 20 bin endpointte eğer bir olay müdahalesi olduğu zaman tek tek oralara girmek ciddi anlamda zaman kaybı olduğu için artık dünya şunu demiş ya, biz short term'de de bunu geçelim. Şimdi antivirüsler bypass ediliyor, o oluyor, bu oluyor. Bunun üzerine bir EDR koyalım demişler. Endpoint Detection and Response ürünleri çıktı arkadaşlar. CrowdStrike, SentinelOne, Palo Alto, Trend Micro gibi çözümler. Trend Micro'yu geçti. Hani en iyi 3 tane CrowdStrike, Palo Alto, SentinelOne dediğimiz enterprise çözümler var arkadaşlar. Bunlar da şunu yapıyor. Bu arayı dinliyorlar. Ondan sonra şu arayı, hani şu bizim çalıştırdığımız tool'lar var ya arkadaşlar. Bunlar gibi size detaylı analiz yapabileceğiniz bir harita sunuyor. İşte Security Operation Center ve MDR tarafında bir iş ilanı gördüğünüz zaman ya acaba ben hangisine başvurayım dediğinizde MDR'a başvurun. Neden biliyor musunuz? Security Operation Center'da sadece karşınızda kırmızı renkte bir alarm geldiği zaman, bir mail geldiği zaman forwarder yapan bir kişilik olarak çalışıyorken, MDR'da hemen anlamda o ürünün üzerinde müdahale yetkinliğiniz, analiz yetkinliğiniz, şu bizim short term müdahaleler var ya, o siz orada analiz ediyorsunuz, şunu diyorsunuz ya, bu CrowdStrike bunu böyle yaptı, Palo Alto bunu böyle yaptı ya, dur bir de ben analiz edeyim dediğiniz yapı, yani size otomatik olarak o katma değerli bir alana yerleştiriyor. Dolayısıyla bir iş ilanına başvururken benim nacizane önerim SOC uzmanı arıyorum diyen ilanlara bakmayın arkadaşlar. Ha, günü kurtarmak, ya ben bir gireyim hocam bir para kazanayım diyorsanız eyvallah, ama oraya giriyorsanız da 6 aydan fazla çalışmayın. Kendinize yazık edersiniz. Onun yerine ofansif tecrübe elde etmeye çalışın. Instant response'da tecrübeler elde etmeye çalışın. Ki dönem dönem zaten bu tür yerlerde hani fırsatımız oldukça sizlerle bunların eğitimini yapıyor olacağız. Velhasıl Kerem, ben çok fazla uzattım. Yarım saat dedim Alper'in ama biraz uzattım, kusura bakmayın. Bu short term'de daha anlatacağım noktalar var ama burada şey yapalım. Belki bunun seviye 2'sini yaparsam bir register alanına da değiniriz. Yani short term müdahale yönteminde. Hani bizim makine tabii farklı tool'lar da var. Sysinternals haricinde tool'lar da var. O artık sizin fantazinize kalmış nokta oluyor arkadaşlar. Hani eğer ortamda bir EDR yoksa, ki varsa da, mutlaka ve mutlaka kendi müdahale tool'larınızı oluşturun ki yetkinlik kazanın. Tatbikatlarla yetkinliklerinizi geliştirin arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir ufak bir incident response süreci işletmiş oldum. Çok basit anlamda 101 seviyesinde, çünkü kitleyi bilmiyorum. O yüzden Alperen seviyeyi çok şey yapamıyorum. Eğer ömrün kalınırsa 102'ye doğru geçiş yaparız. Önümüzdeki hafta falan filan. Tamam abi. İstersen şey, çok teşekkür ederiz abi bu arada anlatımın için. Verdi. Geldi zaten ekranın. Biraz donuyorsun galiba upload'undan kaynaklı ama olsun abi. Bir de herkes yüzünü görsün şöyle. Herkese katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz abi. Senin de katkına çok teşekkür ediyoruz. Bunun muhtemelen abi senin de uygunluğuna göre biz hani seviye 2'si ve seviye 3'ünü, hatta seviye 4, 5'in neyse yapmayı isteriz. Şöyle abi bir soru var. Aslında o soruyu ben sorayım sana. Mesela diyelim ki bütün her şey normal gibi gözüküyor ama mesela bir CMD exe'si açılmış ama CMD exe'nin altta iki tane daha CMD exe diye tarzında farklı bir exe çalışıyor. Bu tarz tespitleri nasıl yaparsın gibi bir soru var. Özelden bana geldi. Yani process tree anlamında CMD'nin altında CMD çalışıyorsa saldırgan farklı command line'lar çalıştırarak, hı-hı, farklı connection'lar kurarak farklı sunucularına veri gönderiyor olabilir. Tabii bunun çok varyasyon olabilir. Dolayısıyla olay anında böyle bir nokta gördüğümde şuna bakarım ben. CMD tekrar kendini neden repeat etmiş? Bu da benim için bir delil niteliği taşır. Buna bakarım. Bunun analizini yaparım. Bunun threadlerini incelerim. Connection kurduğu yerlere bakarım. Çünkü CMD bir yerde connection kuruyorsa bu demek ki bir yeri reverse shell alıyor anlamına gelir. Bunu geriye doğru takip ederim. Hangi yolla içeri girmiş o CMD'nin root folder'ına erişmeye çalışırım. Çünkü CMD'ye direkt giremez. Ya bir PowerShell yüklemesi lazım. Evet, PowerShell'e falan bakarım. Hani CMD'yi
çalıştırması için bunu analiz ederim. Ondan sonra teşhisimi koyabilirim. Yani direkt bu türlü direkt şunu yaparım direkt demek doğru değil yani. Olaya göre o değişiklik gösterir. Bir soru var abi. Instant response alanında iş yapmak isteyen biri işverene yetkinliklerini nasıl ispatlayabilir? Buna yönelik bir sertifika veya tavsiye var mıdır? Ben Bir şunu soru bu. öneriyorum. Abi bunun yetkinliği çok kolay aslında. Sektörde böyle malware'leri indirip ondan sonra yani bana şöyle bir CV gelse, şöyle bir işte reverse engineering lab'ın bu alanda işte SMD ile ondan sonra Python'la uğraşmış bir malware analizi. Çünkü bu evindeki bilgisayarda yapabileceğim bir şey. Yani giderim reverse engineering çalışırım ve GitHub'a bununla alakalı ufak tool'lar yüklerim. Yani kendi tool'larımız zaten piyasada da var olup olmaması önemli değil. Ya ben işveren olarak şuna bakıyorum. Bu adam ne yapmış? Ya sertifika hiç önemli değil arkadaşlar. Yani incident response ben de SANS'ın sertifikaları var. Hani yani sertifikayı almadan önce de tecrübem vardı. Ama sertifika şu an 6-7 bin dolar falan yani. Şimdi onu mu almanız lazım? Hayır. Yani burada biz hep şuna bakıyoruz. Bizim arkadaşlarımızın hani başvuru alanlarda şu sertifikası varmış falan demiyoruz. Neler yapmış? GitHub'ına ne kadar veri koymuş? Ne kadar işle uğraşmış? Ne kadar bunun üzerine emek harcamış? Ne kadar sabahlamış? Aslında bunları ölçümlüyoruz. Dolayısıyla biz ve bizim gibi firmalar çok öyle sertifikaya odaklı olan firmalar değil. Yani biz çok sertifikası olup bir şey yapamayan dünya kadar insan tanıyoruz. Bizlere vakit Var. ayırdın. Çok teşekkür ederiz abi. Son bir soruyu daha alıyorum ve ondan sonra kapanışa gidiyorum. Sunucu işletim sistemlerinde makine yalnızca idle durumdayken işlem yapan zararlıyı geriye dönük nasıl analiz edebiliriz? Şöyle, makine idle durumda hiçbir şey yapılmıyor ama Evet. zararlı var. Belki 4 aydır orada değil mi? Evet Öyle abi. düşünüyorum. Evet evet abi. Aynen tam olarak öyle. Şimdi bunu yapıyor olabilmeniz için işte bu long term'de disk forensik yapıyor olmanız lazım. Ondan sonra makineye daha önce veri yazmış mı? Makinenin bit by bit imajını alıp incelemeniz gerekiyor. Yine memory forensik yaparak aslında geriye doğru bir kısım size veriler verir. Ya da ortam enterprise bir yapıysa ve o makinede doğru loglamalar alınıyorsa yani bir CM sistemine bir log gönderiliyorsa o elde ettiğiniz diyelim ki bir connection tespit ettiniz. Hani biraz önceki gibi idle'da makineyi bir açtınız bir yerlere saçma sapan connection'lar yolluyor. Orada IP adresini alıp o CM sisteminde 6 aylık 7 aylık sorgular yaptığınızda ilk connection time'ını ne zaman gönderiyor diye baktığınızda belki 3 ay öncesi connection görürsünüz. Dersiniz ki bu adamın bu makineye ilk girdiği zaman 3 ay önce olabilir. Ondan sonra disk forensikte 3 ay önceki o makinenin üzerine yazılan dosyaları incelersiniz. Yani o tarihlerde neler yazılmış. Antiforansik teknikleri kullanıldıysa buna göre analiz yetkinliğiniz gelişirsiniz. Buna göre ilerlersiniz. İşte o da ayrı bir derya. İşte o disk forensik belki aşamasında bunun nasıl yapılacağını orada gösteririz arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi yani muhtemelen o aşamalara girdiğimiz zaman yayında 3-5 kişi olur diye düşünüyorum. Yani çünkü herkesin böyle hitap etmeyen nokta olabiliyor. Abi zannetmiyorum ama bu ekip şu an forenzikçi doğmuş olabilir artık bu saatten sonrası, bu yayından sonra. Herkes bir forenziğe kaymış olabilir. Ya şöyle diğer hani dediğim gibi kariyer hedefine iş ilanı bakarken SOC görüyorsa yani ya ben dur SOC değil MDR olarak gireyim öyle ilanı birinci seviyede değerlendirmelerini tavsiye ederim. Yani SOC gerçekten çok böyle öyle bir hizmet işte. Çok 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 sağ ol abi katkıların için. Bir yandan da chat'teki sorulara bakıyorum, şeylere var mı? Herkes çok teşekkür ediyor yayına katıldığın Buyurun için. harika. Şöyle bir reklamı da yapalım diyor. Subliminal olarak koyduk. Bir de CTI. Herkese teşekkür ediyoruz abi. Senin de vaktini aldık. Çok teşekkürler. Yayına katılan, Estağfurullah. destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu yayının devamını sağlayacağız inşallah. Gökhan abiyle planlayıp inşallah. Herkese iyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abi sana da çok teşekkürler tekrardan.